Herkese yeni bir RTS 2 multiplayer videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün Kirkenes Madene gideceğiz. Altımızda Renault'umuz var. Şöyle T-Range. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir uyum yakalamaya çalıştım. Arkada da damper dorsemiz var, sarı. Yani yeni gelen DLC ile birlikte de yapabileceğimiz hani maksimum güzel araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Kendimce. Daha iyisini bilmiyorum ya. Zaten full boyalı falan hani bir şeyler yapabiliyoruz. Onun dışında böyle full uyum yakalayıp bir şeyler yapabilmek için birazcık zor bir DLC. Fazla özellikleri yok. Evet, kavgalar var sanırım. Neyse, biz de artık o kavganın içine doğru gidelim. Yola çıkalım fazla uzatmadan. Son zamanlardaki multiplayer performansı, harbiden videolardaki multiplayer performansı vasat yani. Çünkü çok fazla kaza oluyor falan, bir şeyler bize çarpıyorlar. Sıkışıyoruz falan. Hani oynanır gibi değil aslında multiplayer. Ama burayı da seviyoruz işte. Multiplayer'ın bir... O adam girdi mi yola ya? Girmediyse hemen... Eyvallah, bu yol veriyor herhalde. Yine vuruyoruz biz aracı falan. Böyle... Yok, bunlar soteleniyormuş. Peki. Gidelim madenden taşımızı, toprağımızı, kumumuzu, bakalım bize ne verecekler. Alalım. Şu trenciden acil önce gitmem lazım ama bir tanesini kaptırdık. Burada ufak bir konvoy var. Konvoy da olmayabilir gerçi de. Böyle dizilmişler işte. Evet, trenciyi önümüze aldık. Belki bugün ufak bir belgesel çekebiliriz. ETS2'deki trenci kitlesini, özelliklerini. Ya biliyoruz gerçi özelliklerini falan da. Şu chat'i de açalım. Özelliklerini biliyoruz da hani daha yakın. Böyle tam karşımızda gidiyor, önümüzde gidiyor. Hal ve hareketlerini daha iyi gözlemleyebiliriz. Öncelikle 80'lik yolda bayağı yavaş gidiyor. Çıkmıyordur herhalde büyük ihtimalle. Bilmiyorum, altında Skyna var ama. İyi, sinyal kullanıyor, güzel. Bu güzel bir, önemli bir detay. Kirkenes videosunda harbiden çileden çıktık. Hani bırakacağım falan gibi dedim ama birazcık ara verdim Kirkenes'e. Daha sonrasında dedim ya, gereksiz olaylar yüzünden fazla böyle kendimizi üzüp radikal kararlar almaya gerek yok, kararlar. Şöyle söylemek istiyorum, çapulcular demek istiyorum ama yani yanlış bir tabir de olabilir. Böyle her şeyin daha da güzel olabileceği, ilk zamanlardaki gibi olabileceği bir ortamda maalesef hani
sıkıntılar çok büyük ya böyle. Ne diyeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Alpler yolu da yine aynı şekilde ilk zamanlarda herkes gayet güzel nizami bir şekilde gidiyordu. Öyle çok fazla kafa yoran troll kesim falan yoktu. Şimdilerde ise maalesef türediler. Harbiden bir virüs gibi bir şeyler yani. Bir yerde topluluk olduğu zaman orada hani nasıl desem çoğalabiliyorlar ya. Hop hop hop. Renci. Adam gidiyordu ya. O nasıl devrilmez ki ya. Devrilseydi iyiydi, bize yarardı yani. Oyunun da orada yine dinamik sıkıntısı var yani. Orada devrilmesi lazım. Herhalde sol tekerler tutkalla falan yapışık yola. Ya da tüm yükün piresini falan her şeyini oraya verdi. Öyle dinamikli bir oyun işte. Git, ne oluyor ya? Nereye yetiştireceksin traktörleri? Faller yanıyormuş zaten. Of of. Dayı. Gerçi bunlar dayı falan değil ya. Bunlar. Bunlara başka bir isim bulmak istiyorum da. Bunlar çünkü simülasyoncu falan değil yani. Oyunla alakaları yok. Oyunu bilmiyorum sevdikleri için değil, burada daha çok işte bizlere. Evet, bu adam da durmuş ya. Durmuş mu? Yok, orası da geliyor. Burası geliyor mu? Ben yine de trenciyi geçeceğim, önüne fark edeceğim. Bu şekilde olursa hani. Sen niye bittin hemen arkama ya? İtalyan. Yo, German yazıyor orada. Ger yazıyor. De ilginç. Evet, görüyorsunuz. 3 tane trenci. Helal olsun be. Burası zaten yani Kirkenes Maden tren fabrikası. O yüzden oraya gidenler bozuk trenler, yenileniyor. Bunlar da işte yenilenmiş trenleri, yeni trenleri falan oradan çıkartıyorlar. Ne alaka şimdi şu konuya ya?
Hepsi ayrı bir cins yani gerçekten. Ha, helikopterciler de geliyor. Ne geldiniz be? De bunun dönmesiyle uğraş. Hey Allah'ım ya Rabbim. Vuracak da bana ya. Bak. Hop dayı. Vuracağım bizi illa. Çok multiplayer'da aracımın dokunulmasına nefret ediyorum gerçekten. Daha doğrusu nefret ediyorum derken o birazcık gerçekçi oynadığım için mesela ondan dolayı. Hani vurduğunda bir hasar almıyor ama işte normalde hasar alması gerekiyor, bir şey olması lazım. O yüzden vurdurmamak en iyisi yani, dokundurmamak. Tabi önden falan giriyoruz şey, bazen adamı arkadan vuruyoruz ama da işte bazı lag sorunları falan oluyor. Az önce arkadan korna basan arkadaş buydu mesela. Şimdi en önde kendisi. Başka da bir şey demek istemiyorum yani. Derken hemen de şom ağzımız yani. Yanda şom ağzımızı açtık. Yok, korna basıp öne geçiyorsun ve yavaş gidiyorsun. O birazcık mantıksız. Yoksa tabii ki de hızlı gitmesin yani. Buraya zaten 70'i koyan da bence soru işareti var. Onda bir sıkıntıyı aramak lazım. Ama gidilmez de yani, belki böyle de düşünmüş olabilirler. Çünkü zaten yolda bayağı bir sıkıntıyla uğraşıyorsunuz. Bir de insanları yolun yavaşlığıyla uğraştırmak istemezler diye düşünüyorum. Ama o kadar da düşünseler zaten buraya bir hani daha farklı bir şeyler yaparlar yani. Alanı birazcık daha genişletebilirler. En azından yol üzerinde hani duraklar diyebileceğim dinlenme yerleri falan yapsalar çok daha iyi olabilir. Yani bu şekilde şoförleri düşünenler bunları da yaparlardı diye düşünüyorum bu zamana kadar. Nasıl yeni çıkan bir yer değil sonuçta. Yani %100 bence olması gereken, bu kadar uzun topraklı bir yolda olması gereken iki şey var. Belki servis olabilir. Bir tane servis. Gerçi servis de çok karışır harbiden. O yüzden koymasalar iyi olur. Ama şu şekilde mesela bu Volvo'cu dayı buraya çekmiş. Şu alana bir tane ne denir? Bekleme alanı yani, uyku alanı bir şey ekleyebilirsin yani. Bu kadar uzun yolda en azından bir tane, hadi iki tane bence, ama 2-3 tane olabilir. Ama minimum bir tane olması gerekiyor. Tam ortada bir yerde.
Ya bu az önce son iki geçen arkadaşa açacaksın bir tane SnowRunner server'ı. Böyle koyacaksın hepsini. 300-400 kişi. Ne yapıyorlarsa yapsınlar harbiden. Hop. Arkadaş gidiyor. Eyvah. Ha, o da ona vurdu. Eyvah eyvah. İnşallah kurtarırsın yani. Nasıl bir gidiş ya? Niye bu kadar yavaş gidiyor? Geçmiş olsun, ne diyeyim yani? Yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Bir de sadece bakıp geçebildik yanından. Önümüzdeki elemanın renkleri de gözümü yordu ya. Hop hop hop. Allah belanı vermesin. Ya arkadaş. Siz şaka mısınız ya? Sayıyla mı veriyorlar sizi bana? Ne oluyor, ben anlamıyorum şu son videolarda. Demek ki herkes ikinci bir şansı hak etmiyormuş. Neyse, şaka bir yana. Ne alaka şimdi yani, bu nasıl? Ya şu olaylar mesela Forza'da gelse başıma derim ki normal, adam drift atarken kaza yaptı. Assetto'da gelse normal, mantıklı. Hızlı araba kullanıyoruz, kaza yapabilir, vurabilir. Bana ETS2'de Skoda çarpıyor. Multiplayer'da. Yani Skoda çarpıyor. Skoda. ETS2. Euro Truck Simulator'da. Euro Truck. Yani truck. Kamyon oyununda bana Skoda çarpıyor. Araba çarpıyor yani. Ben anlam veremedim. Kamyon da olsa dersiniz ki hani bir şekilde hani kaydı falan dersiniz de. Oyunda öyle bir mekanik yok mesela.
bir yerden satın alamıyoruz. Galerileri yok. Arabayla alakalı bize ne denir? Verilen bir görev yok, bir şey yok. Multiplayer de bana geliyor, araba çarpıyor yani. Ben artık her şey ortada ya, çok da konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Allah. Ha, burayı da zaten sürekli unutuyoruz yani. Aracın içine ettiler ya. Orada görünmez bir şey olduğu için yani unutmamak mümkün değil. Özellikle de böyle bir şey konuşup anlatıyorsanız. O da ne getiriyor? Kesin trendir. Değilmiş. Ya neyse, tamam, bir şey demiyorum hadi. İnanmıyorum ya. Ben de ağır bir şeyle geliyor zannettim, bu kadar yavaş geldiği için. Şimdi aslında herkes üstüne düşeni yapması gerek. O adamın hakkı nedir mesela? Şu anda normal şartlara göre gidip reportlarsın, banlarsın, ama işte bizdeki de vicdan olabilir diyoruz. Bu adam buraya nasıl girmiş ya? Olabilir diyoruz. Hani kazadır falan. Ama orada da yani drift atarken kaza yapıyor gerçi de. Ufak bir çıkalım. Hadi geç dayı, ikimiz oradan geçemeyiz. Biraz seri. Daha aracı yaptıracağız ya. Bu aralar demek ki multiplayer oynamak için doğru zamanlar değil. Biliyorsunuz daha önceki multiplayer videolarımızda da herhangi bir sorun olmuyordu. Oynuyorduk yani sıkıntısız. Kimse bize elleşmiyordu, takılmıyordu, vurmuyordu. Ama şu son zamanlarda anlamadım yani artık kotamızı doldurduk galiba. Dokunulmazlık kotamızı doldurduk. Hep de böyle artık troller. Ya da daha fazla oldukları için oyuna değer vermeyen insanlar diyelim, troller de yani, onlar da farklı bir, hepsi farklı farklı üremişler ya, bir şey diyemiyorum artık. Buradan soldan gidelim. Şuraya. Gerçi Skoda da görmek istemiyorum ya. Şurada bitirelim bari. Bizim klasik yerlerimizden bir tanesi aslında. Pati çekiyor araç. Niye çarpıyorum? Hiçbir şey. Evet, paspaslar maalesef tampon kadar sert oldukları için, demir oldukları için. Neyse ya, çok fazla uğraşmak istemiyorum. Şöyle bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Maalesef bu videoda da hasarsız bir şekilde gelemedik. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.